Yazmazsanız canlı yayına Pınar Pehlivan'ı alacağım. Kendisi yakaladım. Ozgur Evet. merhaba. Evet. İyi akşamlar Hayırlı hocam. akşamlar Pınar Hanım. Nasılsın? İyisin? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız hocam? Allah'a şükür. İyiyik. Evet. Bizim yaptığımız çalışmalarda hep biz farkındalık konuşuyoruz. Farkındalığın içinde beslenmeye giriyoruz ama o kadar. Bu akşam bizim anlattığımız konu üç bacaktır. Bir bacak farkındalık, bir bacak beslenme, bir bacak yaşam şekli. Bir bacak hep eksikti ve istedik ki bize bilinçli biri beslenme üstüne yol göstersin. Bütün gece senin. Biz Instagram profilini inceledik senin. İki tane şey var. Bir Diyet Gram Link var. Bu senin kurduğun bir Evet, çalışma klinik. sistemi galiba. Hı. Klinik. Bununla ilgili bilgi alacağım senden şimdi. Bir de çok güzel bugün Ramazan'ın 8. günü diyet sahur menüsüne kadar günlük bize menüler hazırlamışsın. Allah razı olsun. Tabii ki amacımız Evet. Ramazan'da kilo vermek olmamalı ama sağlıklı beslenmek olmalı. Sağlıklı beslendiğimiz takdirde de zaten kilo kendiliğinden gidiyor. Vücudu dinlendiriyoruz. Şu an nasıl dünya dinleniyorsa Ramazan ayında da vücut kendisini dinliyor. Evet. Kulağım sende. Ben yayını Kendisini çek dinliyor. ediyorum. Tamam Evet. hocam. Bu arada hocam eşim Salih Bey size Çok selam selam söyle. vermek istiyor. Evet. Salih Merhaba. kardeşim nasılsın? İyisin? İyiyim hocam, sağ olun, sizleri sormadım. İyiyiz Allah'a şükür. Keyfimiz yerinde. Şimdi Maşallah bu hocam. Instagram'daki yemekleri sana yediriyor mu yoksa hepsini kendim yiyor? Hepsini yiyoruz hocam. Beraber yapıyoruz, beraber yiyoruz. Şifa olsun. Evde iki Sağ olun kişi hocam. yemek hazırladığında çok güzel değil mi? Evet hocam. Lezzeti çok Ben başka oluyor. eşimle yemek yapmayı çok severim. Ve özellikle mutfakta sohbet bir başka oluyor ya da yemek masasında sohbet başka oluyor. Hadi salona geç dedin mi ya elinde telefon olur ya gözün bir yere takılır ama yemek masasındaki sohbet her zaman güzel. Eli çok Evet. lezzetli hocam. İkiniz de şanslısınız. Evet Pınar Sağ Hanım. olun hocam. Bize beslenmeyle ilgili tüyolar versene. Hocam şu an zaten Ramazan ayındayız. Ramazan ayında bahsettiğim gibi aslında amacımız kilo vermek olmamalı, sağlıklı beslenmek olmalı. Biz de o amaçla geçen yılda yapmıştık. 30 gün boyunca örnek iftar sahur menüleri paylaştık. Çok güzel de sonuçlar aldık gerçekten. İnsanlar en güzeli dua ediyorlar. Zayıflıyorlar, rahatlıyorlar, o hazımsızlığı yaşamıyorlar. Şu an Ramazan ayında ve koronavirüs dolayısıyla evlerdeyiz. Benim tavsiyem şu yönde olur. Bu müddet içerisinde kilo almamaları yönünde olur. Çünkü herkes bir bağışıklığını güçlendirmek istiyor hocam. Ve bağışıklığını güçlendirecek en güzel şey şu süreçte kilo almamaları olacaktır. Çünkü herkes şu an evde pastalar yapıyor, börekler yapıyor. Ekmekler Bağışıklığı güçlendireyim yapıyor. derken, evet, herkes bir fırın oldu. Bağışıklığı güçlendireyim derken aksine kilo almaya başlıyorlar. Tam tersi. Şu an dünyada koronavirüsten yoğun bakımda yatan hastaların 1/4'ü obez. Mesela bununla ilgili yine bir veri de paylaşacaktım ben bugün. Mesela Türkiye'de 60 yaş altında koronavirüsten ölenlerin sayısı Avrupa'da 60 yaş altında koronavirüsten ölenlerin 4 kat fazlası. Ve dünya ortalamasından da 4 kat fazla. Çünkü Sebep? Türkiye Avrupa'da obezitede birinci. Dünyada da 8. Türkiye'de genç nüfusta çok fazla kronik rahatsızlık var, sigara kullanımı çok fazla. Obezite çok fazla, kronik hastalıklar, şeker, diyabet, hipertansiyon bunlar çok fazla hocam. Buna bağlı olarak da bağışıklık tabii ki bu ters hastalıklarla da düşüyor. Ve koronavirüsten etkilenme oranımız artıyor. Özellikle sigara mesela. Sigara kullanımıyla koronavirüsten etkilenme oranı normal bireylere göre 10-14 kat daha fazla.
Bu dönemde yapacağımız en güzel şey kilo almamaya çalışacağız. Ev tipi yemekler yiyeceğiz. Ev yapımı yemekler yiyeceğiz. Çok güzel evdeyiz. Ev yemekleri yiyebiliriz. Dışarıdan sipariş veremiyoruz. İstesek bile korkuyoruz. O yüzden güzel bir kahvaltı. Şu an kahvaltı yok çoğu ailede. Güzel bir sahur. Sahurda protein ağırlıklı beslenerek, yoğurdumuzu tüketerek, cevizimizi yiyerek, beyaz unlu gıdalardan uzak duracağız. İftarı ikiye böleceğiz. Efendim hocam? Acıktırıyor beyaz unlu gıdalar. Aynen, çünkü şekeri hızlı yükseltir. Hocam, şeker hızlı yükselince de şöyle bir durum oluyor. Akabinde insülin salgılanıyor. İnsülin şekeri yine düşürüyor. Tekrar acıktırıyor sizi. O şeker kanda belli bir değerde durması gerekiyor. Eğer o değerde durmazsa, sürekli bir al yeme, ye bırak, ye bırak olayı olursa şeker dengelenmiyor. Buna bağlı olarak da bir şeyler yiyoruz, sonra bırakıyoruz. Yani iştahı dengeleyemiyoruz. O yüzden protein ağırlıklı bir beslenme olması gerekiyor. İftarda da özellikle bu süreçte hocam, ikiye bölmelerini istiyorum ben genelde. Çünkü sabahtan akşama kadar 15-16 saatlik bir açlık oluyor vücutta. Ve sindirim enzimleri dinleniyor, sindirim sistemi dinleniyor, bağırsak dinleniyor. Şimdi birden oruç açmayla birlikte çorba, yoğurt, ana yemek, sebzeler, salatalar, börekler birden yiyince sindirim sistemimiz bunu kaldıramıyor. Ne yaşıyoruz sonrasında? Hazımsızlık yaşıyoruz, yorgunluk hissediyoruz. Yemek sonrası hemen uykumuz geliyor. Nedeni sindirim sistemini hazırlamamamız. Öncesinde çorbamızı içeriz, salatamızı yeriz, yoğurdumuzu yeriz, bir iki kaşık cacık içeriz. Sonra bir kalkarız, 10-15 dakika etrafta dolanırız, işte eşimize mutfakta yardım ederiz, servis yapımında yardım ederiz. Sonrasında tekrar... Yani erkekler bulaşık yıkar demek istiyorsun. Evet, evet. Masayı toparlar. Bunlar demek istiyorsun değil mi? Pardesine? Evet, evet hocam. Tamam. Hepsi olur. Fark etmez. Mutfakta olsunlar da yeter. Sonrasında ikinci bölüme geçilir. Ana yemek yenilir. Bu arada bir sıkıntı da şöyle oluyor. Yemek sırasında çok su tüketiliyor. Bana çok mesaj geliyor bugünlerde. Hocam çok fazla hazımsızlık yaşıyorum. Çünkü yemek sırasında 1-2 bardak sürekli yemek öncesinde içilebilir. Sıkıntı yok. Ama yemek sırasında sürekli su içildiğinde şöyle bir durum oluyor. Midenin mide, pH'i. Aynen, seyreliyor. Mide pH'i seyrelince sindirim zorlaşıyor. Mideden boşaltım yavaşlıyor. O da karında şişkinlik yapıyor, yorgunluk yapıyor, hazımsızlık yapıyor. Çoğu kimse diyor ki hocam kalbimde çarpıntılar artmaya başladı diyor. Halbuki midesi dolu. İyi sindirim yapamamış. Sonrasında biz 1,5-2 saat sonra küçük bir ara öğün, bir gün... Yani biz genellikle beslenme programlarımda ben bir şeyi çok yasaklamam. Çünkü bir şeyi yasaklayınca biliyorsunuz hocam o çok daha cazip gözüküyor. Tatlı oluyor. Hep aklımız o geliyor bizim. Evet, tatlı. Çünkü gün içerisinde şeker düştüğü için sonrasında. Ama tatlıda da bir denge önemli. Yani ben de her türlü tatlı yiyorum ama sürekli yemiyorum. 10 günde bir yiyorum ya da ayda bir yiyorum ya da 2 haftada bir yiyorum. Örnek veriyorum, bir gün 2 top dondurma yerler, bir gün sütlü tatlı tüketirler, bir gün meyve yerler, bir gün yoğurt yerler. Yani burada da bir denge var. Mesela bugün kayınvalidem tatlı gönderdi iftarda yiyeyim diye. Tatlıyla bakışıyoruz yaklaşık 40 dakikadır. Böyle göz göze gelip gözümü kaçırıyorum. Hangi tatlı şimdi, hocam? Böyle kremalı güzel bir tatlı. Şimdi sözünü ararak... Evet, o yüzden bakışıyoruz. Yani tadı güzel. Hocam. Tadı güzel ama yedikten sonrası var bu işin. Şimdi 20'li yaşlarda demir yesek öğütürdük. Sonra 30'lu yaşlara doğru gelmeye başlayınca bütün yaşamımdaki beslenme performansımı değiştirdim. Dedim ki daha az yemem lazım. Yani 20 yaşına göre 30'a daha az yemem lazım. 40'ta da bunu yaptım. Daha da azalttım ve benim avantajım şu oldu. Eşim benim kuş kadar beslenir. Şu kadarcık yemekle doyar. Yıllar önce biz ilk yemeğe oturduğumuzda beni korku sarardı. Yani ona dedim ki sen şu kadar yiyorsun öleceksin. Yani ben 2 tabak yiyorum kendimi doymuş hissetmek için. Sonra fark ettim ki içimizdeki duygusal boşlukları, duygusal eksiklikleri yemekle kapatıyoruz. Kapatılıyor. Yani ne kadar az yani mutluluğu alıyorsan dışarıdan, bu sefer o dilden alıyorsun o duyguyu, içindeki boşluğu. Ve eşimin
o azıcık yemek yiyip de hayatta kaldığını görerek iki tabak yemeğimi, o yığmaca, tek tabağa indirdim. Sonra son 3 yıldır o tek tabak da yarıya indi. Ve menüler gittikçe azalıyor. Sadece yoğun yaşamımızın içinde bir şey fark ettim. Son 10 yıldır hayatımda benim düzen yok. Yani nasıl düzen yok? Uçağa biniyorum, Avrupa'ya gidiyorum. Bir hafta turne, geliyorum. Uçağa biniyorum, Türkiye'ye gidiyorum. Otellerde kalıyorsun, açık büfe yemek. Ve sıkıntı şu. etkinlikten önce yemek yememen lazım. O midenin asidinin ses tellerine yaptığı şeyden dolayı, baskıdan dolayı. Şimdi hep seminerden sonraya kalıyor yemek. Seminer gece 10'da bitti, gece 11'de bitti. Etrafında o kadar çok seven dostum var ki, hoca oraya kebaba gidelim, buraya yemeğe gidelim. Oraya kebaba gidelim, buraya yemeğe gidelim. Son 10 yıldır yaklaşık 15 kilo aldım. Bak bu kadar yoğun tempoda 15 kilo aldım ki ben eski milli sporcuyum. Voleybol, atletizm takımlarında yıllarca spor yaptım. Metabolizmanız çok hızlı olmuş. Metabolizmam çok hızlı ve hızlı şey yaparım, yakarım enerjiyi. Ama sıkıntı şu, son 10 yıldır tempo değişti ve düzensiz beslenmeye başladım. Fakat burada nerede bir farkındalık yakaladım hayatımda? Bir gün havayoluyla uçarken bir erkek hostes vardı. Uzun yoldu, 3,5 saatlik yoldu. Erkek hostes ben acil çıkıştayım. Kemerlerini bağladı. Artık kalkışa geçecek uçak. Dedim nasılsın dedim hostese. İşte dedi yoğunluktan dedi perişanız dedi şey adam. Dedim nasıl besleniyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz dedim kendisine. Uçakta pistte sıra bekliyoruz biz. Yani müsait de hareket. Bana dedi şu benim karım da dedi, eşim de dedi hostes. Biz dedi o kadar mesela bir misafirliğe gidiyoruz dedi. Annemlere, akrabalara bir misafirliğe gidiyoruz dedi. Eşimle ben dedi 3 dakika içinde yemeği bitiriyoruz. Hali yarım saatte bitiriyor dedi yemeğini. Hep dedi biz hızlı yemek yiyoruz. Sonra dedim ki ya ben de aynısını oldum. Bak ben de aynı şekilde. Evet. Çabucak yemek ye, oraya yetiş. Çabucak yemek ye, buraya yetiş. Hızlı yemek yemekten dolayı insülin direnci başladı bende. Bu sefer yemeklerden sonra uyku basmaya başladı. Evet, evet. Şimdi şükür. Doktora gidiyorum, kontrole gidiyorum. Doktor şeker testi yapılıyor, her şey yapılıyor. Her şey normal. Her şey normal. Ama yemekten sonra eşim ve kızım şey diyor bana. Baba sen de yemek yedin uyuyorsun. Biraz bize vakit ayır. Yok başımı kaldıramıyorum. Aynen. Yorgun gibi. Yorgun gibi. İnsülin direnci bu. Evet. Eğer kontrol etmezsen şekere gider. Şekere gittikten evet. Sonra Allah yardımcın olsun. Ondan sonra doktora gittim. Anlattım durumu. Sen de dedi insülin direnci başlangıcı olabilir dedi. Bu anlattığım yıllar öncesi. Diyetisyen yolladı beni. Diyetisyen. Önünden bilgisayardan bir Word dosyası açtı. Print yaptı önüme. 10 sayfa koydu. Bunları yiyeceksin dedi. Açtım baktım resim yok. Hepsi text. Siyah beyaz düz yazı. Tamam. Kibrit kutusu büyüklüğünde peynir. Kibrit kutusunun biraz daha büyük ekmek. Ve galeta bilmem ne peksemet. Şimdi binlerce insanla sohbet ettim. Yani sen peksebilen bir insan değilsin. Diyetisyen olarak. Anladın mı olayı? Çünkü hep sınırlıyorsunuz insanlara. Kibrit kutusu kadar şey boya indiriyorsunuz her şeyi. Zaten bende kibrit kutusu kadar yiyecek irade olsaydı zaten sana gelmez idim. Anladın mı sıkıntıyı? Anladım. Şimdi senin menüleri izliyorum. Hele geçen gün gözüm Hünkar Beğendi'de kaldı. O menülerde diyorsun ki yiyebildiğiniz kadar yiyebilirsiniz. Yani rahatsınız. Doyduğunuzu bırakacaksınız. Ha şimdi bize bunu anlat lütfen. Nasıl bırakacak? Nasıl bırakacağım? Ve doyduğumuzu şimdi, nasıl anlayacak? Öncelikle hocam şöyle bir durum oluyor. Her kişi kendi doktoru. Kendini bilecek. Yani siz her ne kadar bana gelseniz de bana anlatsanız da ben sadece sizin kendinizi bana anlattığınız kadar bilirim. Hissettiklerinizi tam olarak hissedemem. Doygunluğunuzu tam olarak bilemem. Böyle bir durumda öncelikle siz kendinizi İyi bir şekilde bana anlattığınız kendinizi daha iyi bileceksiniz. Kendi doktorunuz kendiniz olacaksınız. Bir yemeğe oturdunuz. Yediniz.
biraz doygunluk geldi. Bir baktınız hızlı yiyorsunuz ya da kendinizi izleyeceksiniz. Bir de yerken şöyle bir şey hissetmek önemli. Mesela benim çoğu danışanım bana gelir der ki hocam ne kadar güzel su içiyorsunuz. Sizden sonra su içmeye başladım. Yani sizi görerek gerçekten hiç su içmezdim, su içmeye başladım diyor. Burada önemli olan nokta hocam, kendinizi dinledikten sonra, kendi hissettiklerinizi anladıktan sonra ona göre bir beslenme programı oluşturulması gerekiyor. Tabii ki burada diyetisyenin de rolü çok önemli hocam. Yani örnek veriyorum, siz bana gelseniz ben size bir kibrit kutusu peynir vermem. Çünkü boyunuz belli, kilo belli. Yani burada da şey de çok önemli. Mesela ben de... Evet, arkadaşlar duydunuz. Pınar Hanım'a gidiyoruz çünkü menüler kibrit kutusundan büyük. Aynen. Aynen o şekilde hocam. Çünkü her kilonun, şöyle bir örnek vermek istiyorum. Erkeklerin ayakkabı numaraları 38 ile 43 arasında gider gelir. Şimdi ortalama erkek ayakkabı numarası 40'tır. Şimdi bu 40'ı hem 38'e hem 43'e giydirsek erkek ayakkabısını, kimse memnun olur mu? Olmaz. Yani hiçbir şeyde standart yoktur. Her şey kişiye özel olmalıdır. Yani mesela ben şeye de karşıyım. Milletin avokadosunu geliyoruz. Biz kendi ülkemizde yiyoruz. Bizim o belki genlerimize çok uygun değil. Belki aynı şekilde başka meyveler, ananas belki çok uygun değil bize. Yani o yüzden kişinin kendini iyi bilmesi önemli. Kişiye listelerin özel hazırlanması önemli. Yani ben dediğim gibi bir liste hazırlarken bir kibrit kutusu sizinle başlamam. Çünkü kilo farklı, boy farklı, herkesin beslenme alışkanlıkları farklı. Kimi sabah 9'da kalkıyor, kimi 10'da kalkıyor. Kimi iki ana öğünlü beslenme programı güzel, yani ona uyum sağlayabiliyor. Kimi hocam yok iki ana öğünlü beslenme programını yapamam ben diyor, 3 ana öğünlü yapıyor. Burada sizi iyi dinlememiz çok önemli. Yani yerken, örnek veriyorum, yemek yiyoruz yerken her kaşıkla çorba içerken kaşığı kenara bırakmak çok önemli. Bir de şey durumu var. Hani burada dur bir saniye. Ya, tabii ki bu hocam. Da dur. Bu anlattığın mindfulness aslında. Yani bilinçli farkındalığı anlatıyorsun şu an. Bizim yıllardır anlattığımız şey. Evet. Bir kaşık çorba içiyorsun. Bizim çorba daha ağzımızda yutmadan biz ikinci kaşığı atıyoruz ağzımıza. Evet. Ve üçüncü de elde hazırda. Yani sanki biri önümüzdeki savaş tası. Yapıyoruz. Evet, tası biri çorba tabağını kapıp gidecekmiş gibi. Bunun altında kıtlık bilinci var. Evet. Yani bulduğunu hemen yememiz lazım. Yoksa bulamazsak aç kalacağız. Benim bir danışanım vardı hocam. Su içmeye alıştıramıyoruz gerçekten. Yani 3-4 ay geldi. İçiyor, maksimum 1 litreye çıkartabildim ve sürekli uyarıyorum ona rağmen. En son dedim siz neden bu kadar suyu, sudan neden nefret ediyorsun? Hocam diyor benim atalarım, işte babaannem, anneannemler Yemen'den gelmişler. Onların büyük ihtimali Yemen'de diyor. İşte su kıtlık olduğu için galiba genetiğimizde bu var, su içemiyorum diyor. Elimden geldiği kadar her şeyi yapıyorum ama yine su içemiyorum diyor mesela. Gerçekten. İnşallah bu yapıyı değiştirir. Hocam bir de bir şey fark ettim. Evde bildiğimiz mikserler var ya. Smoothie. Evet. Mikser. Smoothie. Meyveleri parçaladım. Mikseri ağzına kadar doldurdum. Full. Doldu. Kapattım ağzını. Çalıştırdım. Alt kısım öğütüldü. Üst kısımdakiler sıkıştı ve hiçbir şey olmadı. Mikseri açtım. Ve mutfak masasının üstüne haznesini koydum. Bir böyle 5 dakika, 10 dakika miksere baktım. Dedim ki midemi tıka basa doldurduğumda aynen bu mikserin sıkıştığı gibi midem dedim sıkışıyor. Evet. Sonra Peygamber Efendimizin hadisi geldi aklıma. Midemizin 1/3 yemek, 1/3 su, 1/3 hava. Sonra mikseri boşalttım. Mikserin kaç meyve üçte... vardı hocam? Sizce tahminen? Yani şöyle söyleyeyim sana. 1-2 tane elma vardı içinde. Bir tane muz attım içine. Ama benim amacım 4 kişilik hazırlamaydı. Evet. Tembellik yaptım. Yani üşendim. Ve 4 kişi bir defada işte bardakları dolduran bitsin bu iş dedim. Yani bu şeye benzer. 4 günlük yemeği bir defada yemeye benzer. Evet. Ve mikseri boşalttım. 1/3 doldurdum. Çok güzel bir meyve suyu çıktı oradan. O günden sonra şu kararı aldım. Benim midem de bu mikser gibi. Tam doldurursam hiçbir şey öğütülmeyecek içinde. Evet. Ve
az yemeklerimi azalttım. Mesela şimdi iftarda eşim tabağa yemeği koydu. Yarısını yedim. Yarısını kenara koydum. Dedi doydun mu dedi bana. Dedim doymadım. Ama bu yarısını da mikser dedim biraz öğütsün. Ondan sonra dedim kalanını yiyeceğim. Ona göre. Rahatlık sağlasın. Yani onu öğrendim. Bir de bu yolculuklarda bir şey daha öğrendim. Hızlı yemek yedim de ağızdaki tükürük salgı bezleri var ya, lokmayı iyice baziktir. Çünkü tükürük baziktir. Evet, mide asidiktir. Tükürüğün baziğiyle mideyi şey ağzındaki lokmayı çiğnemediğinde mideye gittiğinde mide zorlanıyor gene şey yapma. İyice çiğnemek lazım. Evet hocam şimdi bir şey sorayım sana. Bu gıdalarla ilgili benim yıllar önce bir büyük iş adamı tanıdığım arkadaşım vardı. Bir dönemde ben yanında çalıştım bu kişinin. Bu kişiyle gezdiğim dönemde yani piyasayı, sektörü gezdiğim dönemde neredeyse hiçbir şey yiyemeyecek duruma geldim. Gıdalardaki palim yağları, margarinler, evet. Bu içtiğimiz hazır kahveler var ya suda kahveler, eritiyorsun. Tatlandırıcılar. Marka vermeyin. Sonra içinde E serisiyle başlayan bütün takviyeli gıdalar. Bunların ne kadar tehlikeli olduğunu öğrendikten sonra bizim dehşet bir gıda terörü içinde yaşadığımızı fark ettim. Şimdi bununla ilgili bizi yönlendirebilir misin? Nerede ne var ama marka vermeden yapalım bunu. Hocam öncelikle bu konuya ben de biraz çok önem veriyorum özellikle. Kendim de bu konu üzerinde çok çalışıyorum. Bununla ilgili Türkiye ile ilgili bazı genel verilerden paylaşacağım şu an. Türkiye'de hocam şu an 500 bin kanser hastası var. Her yıl buna 160 bin daha yeni hasta ekleniyor. %30'u aşan kısırlık var hocam. Yani her yer tüp bebek merkezi. 400 bin Alzheimer hastası var. Ki bu Alzheimer hastalığı ülkelerin felaketi olacak. İlk hastalıklardan birisi. Tip 3 diyabet deniliyor. Şeker hastalığının 3. versiyonu deniliyor Alzheimer için. Ve 7,5 milyon diyabetli var şu an Türkiye'de. 10 milyon da prediyabet var. Yani dikkat etmezse 5-10 diyabet olabilir. Şeker hastası olacak. Dikkat etmezse. Ve hocam şu an ülkemizde bir yılda sizce kaç milyon müracaat yapılıyordur hastanelere? 82 milyon nüfusumuz var. Bir 10 milyon yapılıyor mu? Hocam bir yılda hastanelere tam 718 milyon müracaat yapılıyor. Bir 718 yılda. Milyon? Evet. Yani bir Sağlık kişi aslında 10 kere falan gidiyor. Yaklaşık 10 kere gidiyor. Yani işimiz gücümüz yok, sürekli bir hastaneye taşınıyoruz. Hocam bir yılda 13 milyon hastaneye yatış oluyor. 15 milyon bilgisayarlı tomografi çekiliyor. 3 milyon ise ameliyat yapılıyor hocam. 5 milyon pardon. 5 milyon ameliyat yapılıyor. Yani işimiz gücümüz yok ki genlerimiz de çok değişmedi hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Yani atalarımızla genlerimiz %99.999 ayrı. Peki ne yanlış gidiyor? Demek ki bir şeylerde yanlışlık var hocam. 2011 yılında hocam Dünya Ekonomik Forumu'nda şu söyleniyor. 2030 yılına kadar kronik salgın hastalıklardan ölenlerin sayısı dünya tarihinde bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısından 2 kat fazla olunacak deniliyor. Düşünsenize 2 kat fazla olacak dünya tarihindeki bütün bulaşıcı hastalıklardan. Böyle bir veri söyleniyor. Ben bir veriden daha bahsetmek istiyorum hocam burada. Şu an ülkelerin felaketinin olacağı bir hastalık söyledim. Alzheimer. Şu an Türkiye'de 400 bin Alzheimer hastası var. Çünkü üretimde yerleri yok. O yüzden felaket olacak. İkincisi ise hocam otizm. Diyorlar ki 2030'lu yıllarda her 2 kişiden biri otizmli olacak. İlk bu otizmde de şöyle bir durum var. 1943 yılında bir doktor bu otizm tanısını ilk birinde koyuyor. Bununla ün yapıyor 1940 yılında. Ve ömrü boyunca sadece 2 kişiyi görüyor hocam otizmli olarak. Sadece 2 tane vaka görebiliyor. 70'li, 60'lı, 80'li yıllar stabil artışlarla gidiyor. 90'lı yıllardan sonra hocam bir şeyler oluyor. Yani otizm artıyor. Otizm birden artıyor. 90'lı yıllarda 500 çocuktan birinde görülürken 2000 yılında
250 çocuktan birinde görülüyor. 2010 yılında 110 çocuktan birinde görülüyor. 2014 yılında yanlış hatırlamıyorsam CDC, bu arada Amerika Kontrol Hastalık Merkezi yayınlıyor bunları. 45 çocuktan birinde otizm görülecek diyor. Ve CDC 2014 yılından sonra toplumda infiale neden olmamak için artık veri paylaşmayı bırakıyor hocam. Çünkü kötüye gidiyor her şey. Çünkü her şey kötüye gidiyor. Ve bu 90 yılından sonra özellikle tarımda kullanılan glifosat tarzı kimyasal haşere ilaçların kullanımından sonra astımla birlikte bu artış böyle yukarılara doğru gidiyor. Sonrasında bununla ilgili dernekler, büyük kuruluşlar bu verileri yine paylaşmaya başlıyor. 2018 yılında diyor ki 28 çocuktan biri otizmli olacak ve 2030 yıllarında ise her iki çocuktan biri otizm olacak. Yani bunu sadece Allah korusun, genetik Allah korusun. Yani ben şöyle, bununla ilgili çok değerli bir hocam var. Diyor ki ben diyor Kızılay Meydanı'na ve İstanbul'da sahilde yürürken bir saatte 30-40 tane otizmli çocuk görüyorum. Ve aileleri farkında değil diyor. Ve bunları yapan inanın genetik değil. Tamam, genetik temelli olabilir ama biz her zaman, ben her zaman şunu söylerim hocam. Genetik silahı doldurur. Tetiği yaşam tarzımız çeker. Yediklerimiz, içtiklerimiz, soluduklarımız, bunlar bizim yaşam tarzımızdır. Bunlar kötüyse o tetik çekilir. Yani bu çocuklar 2032 iki kişiden biri çok büyük bir dert. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor hocam. Yanlış giden şey ne? Beslenme. Son 50-60 yılda dünyadaki değişiklikler özellikle Amerika'da son 100 yılda gerçekleşiyor. Hocam örnek veriyorum, İngiltere'de 1815 yılında kişi başına düşen şeker tüketimi 6 kiloyken yıllık, 1970 yılında yine böyle bir veri paylaşıyorlar, 60 kilo oluyor. Bir yılda ya, artışa bakar mısınız? Aynı değerler bizim ülke için de geçerli. Bu şimdi, 1890'ların sonunda buharın bulunması ve endüstri 1.0'ın oluşmasıyla birlikte herkes köyden şehre gelmeye başlıyor ve şehirde kişileri doyurmak için ambalajlı ürünler çıkmaya başlıyor. Evet. Ve bu 1890'lı özür dilerim biraz soğuk aldım da 1890'lardaki bu endüstri 1.0'ın hızlı bir şekilde buhar makinelerinin yaygınlaşmasıyla insanların beslenme alışkanlığı değişiyor. Yani 1900 yılının başından itibaren insanoğlu binlerce yıllık beslenme alışkanlığını tepetaklak oldu ve son 100 yıldır biz tamamıyla endüstriyel besleniyoruz katkı maddeleriyle ve başta da bu şeydi, şeker en büyük tehlike. Evet. Şeker paslandırıyor insanı. Şeker Mısır firavunları döneminde sadece soyluların, kralların kullandığı bir şeydi. Yani halkın görmediği bir şeydi bu. Yani son 100-120 yıldır şekeri marketten paketle alabiliyor insanlar. Ondan öncesinde şeker yoktu. Şeker yoktu. Evet, bu birçok kişi söylüyor, yayını kaydedin. Yayın bizim hikayede 24 saat boyunca duracak. Birkaç gün sonra IGTV'ye yükleyeceğiz. YouTube kanalımıza da yükleyeceğiz bunu. Bilginiz olsun. Evet, devam hocam, et hocam. Kulağım sende. Bir paylaşmak istiyorum. Umarım buradan tatlı olarak da gözüküyordur. Hocam, otizmdeki evet. Artışı görüyorsunuz değil mi? Evet. Bu artış aynı zamanda glifosatla da aynı şekilde devam ediyor. Kırmızılar ve sarılar, yani tarım ilacını şu an çoğu Avrupa ülkesinde bu glifosat yasaklı. Ne yazık ki Türkiye'de yasaklı değil. Umarım en kısa sürede Türkiye'de de bununla ilgili zehirsiz sofralar, sivil toplum örgütü var hocam. O sayfa çok güzel organik üreticileri söylüyor. Sitesinde arkadaşlar ziyaret edebilirler. Çok güzel bir sivil toplum örgütü. İş kimyasal madde kullanılmadan organik ürünleri çok rahat istedikleri yerden alabilirler. Çünkü onların ekolojik pazarları da var. Bilginiz olsun. Çok güzel ulaşabilirsiniz. Hocam yine bu dediğiniz konuya gelecek olursak, beslenme bu son 100 yıldaki değişikliklerden bahsettik özellikle Amerika'da. Yine aynı şekilde hocam, bize modern hayatın en büyük tehlikesi hareketsizlik oldu. Çünkü bir telefonla her şey kapında, her şey evinde. Aynı şekilde hocam, çevresel toksisiteler. Bizler farkında değiliz ama soluduğumuz hava, giydiğimiz kıyafetler, sürdüğümüz kozmetik ürünler, bunların hepsi bir çevresel toksisite. Bunlar eninde sonunda birikti. Ve sigara,
Aynı şekilde bir sigarada 4000 tane kimyasal madde var. Ben hep şunu söylüyorum. Sigara içen her şeyi yer. Çünkü 4000 tane kimyasal maddeyi alıyor zaten. Yani sıfır mağlup zaten. O yüzden bir de şunu yapıyoruz bizler. Bir şey daha göstereceğim size. Veri daha göstereceğim. Hocam bu sigara tarzı bağımlılıklar hep insanı aşağı çeken bağımlılıklar. Sigara olsun, şekere tüketim olsun. Hocam bu fotoğraf 68 yıl önce Ergene Havzası'nın fotoğrafı. Bu Ergene Havzası şu an İstanbul'daki bütün yeşilliklerin yıkandığı yer. Yani pardon, sulandığı su. Bu Ergene ve 68 yıl önce bunun içerisinde insanlar yüzüyordu. Şu an fabrika atıklarıyla dolu. Yani geçen günlerde bir olay oldu biliyorsun, ıspanaktan zehirlenme. Tabii ki içine otlar karıştı falan denildi ama tabii ki her şey olabilir açıkçası. Hocam şurası Kocaeli Dilovası. Bakın. Aman Türkiye'deki Allah. En çok kanser hastalığının, evet, akciğer kanser hastalığının olduğu yer. Eğer biz dünyaya bunu yaparsak bunun bize bir karşılığı oluyor hocam. Bunun bize bir dönüşü oluyor. Yani evet. biz bizi eve kapatıyor sistem. Kapatıyor bir şekilde. Diyor ki artık ben dinleneyim diyor. Yani İstanbul Boğazı'nda yunuslar çıkmış. Yani haberlerde gördüm. Yani çok gelmeyen kuş türleri geliyor artık. Yani papağanlar yuva kurmuş ağaçlara. Çünkü bırakın diyor artık ben dinlenirim diyor. Ve hocam son 50-60 yıl içerisinde dünyaya tam 85 bin kimyasal madde salınmış. Ve her yıl buna, ve yok yeni kimyasal bunlar, doğal değil yani. Ve buna her yıl 1500 tane daha eklenmiş hocam. Eninde sonunda bunun bize bir ne oluyor? Dönüşü oluyor. Nasıl dönüş oluyor hocam? Daha doğum yapmamış çocukların hocam plasentasından kan alınıyor. 282 tane kimyasal madde çıkıyor. Daha doğmamış çocuk. Doğmamış çocuklar anne karnında tümörle tanışıyor. Haberlerde belki duymuşsunuzdur. Antalya'da daha yeni doğum yapmış bir çocuk 3 ay, daha 3 aylık nadir görülen bir beyin tümörüyle karşılaşıyor hocam. Alıksız etsin yani, neden oluyor? Tıp evet bunları tedavi ediyor hocam bir şekilde, çok güzel robotik ilaçla, robotik aletlerle, ilaçlarla kanseri bir şekilde çok güzel tedavi ediyor. Ama bunlar neden oluyor? Bunların altında demek ki bir şeyler yanlış. Bunu da dediğim gibi sadece genetik faktörlerle anlatmadığımız için genetik faktörler kurtarmıyor. Demek ki genetik faktör olsa, çünkü bu kadar birden o tabloyu göstermiştim ya hocam, onun gibi artmaz. Yani daha yavaş artar. Birden pik yapıyor. Bunun nedeni demek ki bir takım tetikleyici faktörler yoğun bir şekilde bize geldiğini gösteriyor. Hocam normalde 70-60 yaşında görülmesi gereken, görülebilecek pankreas kanserleri artık 30-40 yaşlarında bile görülmeye başlıyor. Yani normalde tıp fakültesinde böyle öğretilir. Pankreas kanseri 60 yaşlardan itibaren görülür ama şu an 30-40 yaşında kişilerde bu kanser görülebiliyor. Ya bunların hepsinin altında yatan ne yazık ki yine onlarla ilgili de ben veriler paylaşacağım hocam. Altında yatan bir sürü neden var. Tek bir neden yok. Yani bu bir bataklık. Şu an aslında şey gibi hocam, musluğu açıyorsunuz, yerler ıslanıyor, yerler siliniyor ama musluğu kimse tamir etmiyor. Evet, bataklık kurutulmadıktan sonra hastalıklar yine artmaya devam ediyor. Bu bataklığın kaynağı da o kadar çok ki. Dediğiniz gibi şeker. En büyük toksin. Şeker bir insanın vücuduna verilecek en büyük zarar şeker. Hocam bir saniye. Yıllar önce, üniversite yıllarımda ben çaycı bir adamım. Yani demlikle çay içerim. Küçük ince belli bardaklar var ya. Şimdi evet, yıllar önce, gençlik yıllarımda 20-22 yaşlarında ince belli bir bardağa 8 adet kesme şeker atardım. Hiç tepki verme. Dur bir saniye. Derin bir nefes al. 8 kesme şeker atardım ince belli bardağa. Gün içinde o bardaktan 20-30 bardak içerdim. Sonra bir doktor arkadaşım dedi ki, sen dedi intihar ediyorsun dedi bana. Dedim niye, ışık görünme zararı var ki? Anlattı bana. Aynen şimdi anlattığın gibi anlattı. Ertesi gün şekeri kesiyorum dedim. Kestim. Bir anda. Şahitsiniz hocam. Yarım kilo günde şeker kullanıyorum. Kestim. 3 gün sonra günde 1 kilo kullanmaya başladım şekeri. Ve daha beter oldum bu sefer. Çünkü hani dibe vurdu. Kan şekeri alışmış ya vücut o şekerden. Aynen.
çalışmaya. Bu sefer kötü oldu benim için. Sonra dedim ki ben kendime 5 yıllık, 6 yıllık hedef koyuyorum. 5-6 yıl içinde ben bu şekeri hayatımdan çıkaracağım. Ve 8 şekeri ertesi gün 7'ye indirdim. Çok güzel. Günde 30 bardaktan 10 bardağa indim. Düşürdük. Kademeli ama kademeli. Ama 7 şeker. Ertesi sene yine 10 bardak 6 şeker. Ertesi sene 5 şeker. Şu an çayımı, kahvemi şekersiz içiyorum. Şekersiz, çok güzel. Şekersiz içiyorum. 3 sene önce kardeşim bana dedi ki abi dedi her yediğimiz dedi her şeyin içinde dedi tuz var dedi. Ben dedi karar aldım dedi artık yemeklere tuz ekmeyeceğim. Biz yemeğe deli tuz ekerdik. Bir daha tuz ekerdik yemeğe. 3-4 sene önce kardeşim dedi ki bunu ben dedi tuzu kesiyorum abi dedi. Zaten ekmekte var. Yediğin her şeyin içinde tuz var dedi. Ve o günden sonra tuzu kestim. Yemeğe tuzla ilave etmiyorum. Bunları yaptıktan şimdi o gösterdiğin resimleri reklama giriyor diye o şekerleri sen gösteriyorsun altta. Şimdi ben sana onun açıklamasını yapacağım. Şeker. Gıdayla çünkü biz de takip etmeye çalışıyoruz. Tuzu kestim. 3-4 sene önce tuzu kestim. İnanılmaz bir rahatlama hissettim vücudumda. Bir de eşimle ekmek makinesi aldık bir tane evde ekmek yapmak için. Kullanım kılavuzunda diyor ki işte 400 gram un koy. Gramlar var. Evde terazi yok. Gittik. Beyaz Eşyacı'dan küçük bir terazi aldık. Ki çok unu tartabilelim, suyu ölçebilelim. Neyse işte yapalım ölçelerimizi. Önümde de böyle büyük şey tenekede soğuk çay var. Marka vermeyin. Ama yarım litrelik. 500 mililitre. Dedim ki artık asitli içecek içmeyeceğim. Bedenime iyi bakacağım. Günde iki tane yarım litrelik soğuk çay içiyorum. Marka vermedim sana. Unu tartarken eşimle gramajını tartarken matematik mezunu olduğum için hesap kitabım fena değil. Beş yüz mililitrenin arkada kalori paylaşımı var ya. Evet. Çakallar ne yazmışlar biliyor musun? 100 mililitredeki değerleri. Bak çakallığa bak sen. Ya arkadaş ben 500 mililitre içiyorum. Yani yarım litrelik soğuk çay içiyorum. Marka söylemeyeyim. 100 mililitresinde. 100 mililitresinde diyor ki bana 7.2 gram. 7.2 gram şeker var dedi. Evet. Çok gözükmedi gözüme ama sonra uyandım. Çarpı 5. Bunu 5'le çarpsana. Yaklaşık 38-39 gram şekere eşdeğer geldi bu. Dedim önümde de hassas terazi. Eşime dedim şu kullanmadığımız kesme şekerler var ya aylardır duruyor kenarda. Versene dedim onları. Ben başladım kesme şekerleri. Teraziye atıyorum. Yığma. Az önce gösterdiğin şey var ya. Evet. Bir yarım litrelik soğuk çayda inanamazsın. Şu büyük kupa bardağın evet, hocam. Neredeyse dolusu kadar şeker koymuşlar içine adamlar. Evet. Şeker koymuşlar. Çaktırmadan ve külü aldırtıyorlar hocam işte. Öldürüyorlar çaktırmadan. Çünkü evet. Şeker insanı sinsi öldürüyor arkadaş. Sinsi geliyor. Yani sinsi. Bir ara bir haber çıkmıştı hatırlıyor musunuz hocam? Avrupa'da bir çocuk fast food yemekten kör oldu diye. Dikkatinizi belki çekmiştir. Ve hiç fark etmemişler. Çünkü çocuk hiç meyve, sebze yemiyor. Hep fast food, işte içecekler tarzı besleniyor. Ve çocuk çok geçen sene bu konuyla ilgili konuşulmuştu. Çocuk kör olmuş. Bir de o diyet ürünlerine genellikle hocam hep öyledir. Mesela bir paket vardı. Bana hep gönderirler hocam bunu tüketebilir miyim? Bir kendi gramını gönderirlerim. Üzerine yazar ki küçük bir pakettir. Bir porsiyonu şu kadar kalori. Sonra bir porsiyondan kendilerini algıladıkları farklı. Alanın algıladığı farklı. Alan onu bir paketi bir porsiyon olarak görüyor. Bir porsiyonu A kalori diyor. Ama arkasına bir bakıyorsunuz aslında o elindeki paket 4-5 porsiyonluk. O yüzden yani etiket okuma da çok önemli bu süreçte. Yani o artık her şeyin kurdu olacağız hocam. Paketleme sistemleri de yalan dola. Çünkü hava basıyorlar. Evet. O çipslerin paketlerine. Ben eşime şey diyorum. Ambalajda yalan yapan içinde kesin yalan yapar. Kesin hocam. Yani biz şunu gördük mesela. Ben kendi bir ürün incelemiştim.
Mesela Rusya'daki bir çikolatada aynı çikolata likör yazıyor. Mesela Türkiye'de yazmıyordu. Bunu 5-10 yıl, 5 yıl öncesinde fark etmiştik. Yani aynı çikolata, aynı fabrikasyon. Yani o yüzden kişi gerçekten çok bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Yani hepimizin bir uzman gibi titizlikle buna bakmamız gerekiyor. Çünkü şeker her yerde hocam. Bir de sadece şeker de değil. Bir de şekerin yoldaşları var. Yüksek fruktozlu mısır şurubu. O daha çok her yerde çünkü şekerden daha ucuz. Bir de tatlılık derecesi daha yüksek. Bir de onda hocam şöyle bir şey oluyor. Vücut onu metabolize etmek için insüline ihtiyaç duymuyor. Vücut onu insüline ihtiyaç duymayınca birazını kullanabiliyor vücut. Fazlasını hemen yağa dönüştürüyor. Yani vücut en hızlı dönüşen yağ şekerde fruktozdur. Bu işte yüksek fruktozlu sanayi üretimi şekerlerde bu çok görülüyor hocam. Bunun sonucunda da işte kalp damar hastalığı görülüyor, diyabet görülüyor, göbek bölgesinde yağlanma görülüyor. Aynı şekilde şeyde de bu geçer, tatlandırıcılar. Yani bunun ismi verilebilir, sıkıntı yok, bu kimyasal bir madde hocam. Aspartam ve asetsülfam K denilen tatlandırıcılar var hocam. Bunun içerisinde iki tane amino asit var. Biri fenil alenin, birisi de aspartik asit. Hocam bunlar aslında biz onları diyet kolularda alıyoruz, kalorisi yok diye. Evet, kalorisi sıfır. Ama vücut öyle bir etkileri oluyor ki içtikten sonra vücuttaki insülünü düşürecek, şekeri düşürecek insülünü salgılatıyorlar. Kandaki şeker düşünce de hocam doğrudan biz onu içtikten sonra bir şeyler yemek istiyoruz. Yani o soğuk çaylardaki olayın çoğu da o, tatlandırıcı var çoğunda. Yani onu yiyoruz, o şekeri düşürdüğü için akabinde sonra gidiyoruz yine bir tatlı yeme ihtiyacı duyuyoruz. O yüzden hocam bunları alırken ve bunlar her şeyin içinde, ucuz balların içinde, paketli ürünlerin içinde, yani çorbaların içinde, ballarda bile var. Yani çoğu eczanede ben görüyorum, organik diye satılıyor, çocuklar için diye satılıyor, tatlandırıcı var içerisinde. Yüksek hocam balların nasıl, baldan var. Anlıyor musun? Şöyle baldan anlama durumum, kendi kayın eşimin babası kendisi bal üretiyor. O yüzden güvenerek kullanıyoruz açıkçası. Peki bal donduğunda mı, şekerlendiğinde mi doğrudur, şekerlenmediğinde mi? Ya şöyle, ben şöyle biliyorum açıkçası. Balın donması gerekiyor. Şekerlenmesi gerekiyor. O gerçek bal. Ben bu şekilde. Şekerlenmezse değil. Değil. Yani çünkü tamam. Yüksek fruktozlu mısır şurubu zaten pütürleşmiyor. Şekerlenmiyor. Ondan dolayı bu şekilde biliyorum ben hocam. Çünkü genel anlamda yüksek fruktozlu şurubu sanayi üretimi olduğu için ürünlere doğrudan pütürleştirmesin, işte katkı maddeleri, işte böyle bir kıvam versin. Amaçları bu. Bir de parlak olsun. Yani çok güzel üretiyorlar, çok güzel bize kullandırıyorlar. Aynı hocam şeydeki gibi, mesela ülkemizde GDO'lu ürün yok gerçekten hocam. Üretim anında yok. Ama hayvan yeme olarak getirilmesi hocam serbest. Patates gelebilir, soya gelebilir, pirinç gelebilir, şeker pancarı gelebilir. Ama bunlar ülkeye girdikten sonra çoğu kaçak bir şekilde, yani ineklerin yeme olacakken pazara gelebiliyor. Bu bir sıkıntı yaratıyor. Eğer orada denetimde bir açık bulunduğu an, ki bizimkiler kesin bir açık buluyorlar, pazara gidiyor. İnek yeme olması gerekirken GDO'lu ürünler. Aynı şekilde hocam, her ne kadar hadi inek yeme değil, pazara gitmedi, onları inekler yedi ya da tavuklar yedi. Aynı şekilde sonunda ondan biz istifade ediyoruz. Yine biz yiyoruz. O GDO'lu ürünlerle ilgili hocam çok fazla çalışma var. 2001 yılında Dr. Arpart diye birisi bir çalışma yapıyor. Bu çalışmada GDO'lu ürünleri tüketen farelerin midelerinin bozulduğunu, bağırsak floralarının bozulduğunu ve kısır olduklarını, testislerde üretimin azaldığını söylüyorlar. Yani acaba dünyayı nüfus planlaması mı yapıyorlar çaktırmadan? Bir nevi hocam. Çok, çünkü olayda tavuk da var. Mesela bana çok fazla erken ergenliğe giren kız çocukları geliyor. Doktorun ilk yasakladığı şey tavuk. Çünkü sıkıntılı. Aynı şekilde hocam bu yapılan çalışmalarda Nature dergisinde bu yazı 2001 yılında yayınlanıyor. Sonrasında hocam bu yayından sonra dergi tarihindeki, Nature dergisi sağlık alanında çok önemli bir dergidir. Dergi tarihinde olmayan, 137 yıllık tarihinde olmayan bir şey oluyor. Yazı geri çektiriliyor. Ve sonrasında bu doktor işinden kovuluyor.
Ve sonra yine bir çalışma yapılıyor. 2013 yılında genellikle GDO ile çalışan bilim adamların, bilim kadınların sonu iyi olmuyor açıkçası. 2013 yılında hocam yine bir çalışma yapılıyor. Bunlar güzel dergilerde yayınlanıyor. Bir çalışma yapıldığında onun etkisinin ortaya çıkması için en azından hocam yani biz çalışma yapınca genellikle bir hafta yapıyorlar. Bir haftada bir şeyin etkisini göremeyiz ki. Yani tedavide de öyle. Antibiyotikte bile en azından 10 gün kullanacaksın ya da ilk bir ay kullanacaksın. Hocam burada bir şey söyleyeyim sana. Ben kırmızı eti çok tüketen bir adamdım eskiden. Ramazan'ın birinci günü şey yaptım. Felafel hazırladım. Biliyorsun değil mi felafeli? Evet hocam biliyorum. Bitkisel felafel hazırladım. Fazla yapmışım. Yani nohutla bakla şişiyor ya, fazla olmuş. 3 iftarda, 3 gün iftarda sadece felafel yedim. Bak, sadece 3 gün felafel yedim. Yani gariban bir öğrencilik yaşadığım için bir tencere makarnayı bir hafta yediğimi bilirim. Ya da bir kuru ekmeği bir hafta yediğimi bilirim. O yüzden ertesi gün ve ertesi güne kalan bir yemek benim için aslında ziyafettir. Yani bir şey bulamadığım için geçmişte şu an her ne oluyorsa zenginim benim için. Yani nefes çocukluğumda hastanelerde yattığımı da bilirim. Bu yüzden yani nefes alıyorsam acayip zenginim. Ben her zaman öyle düşünürüm kendim için. 3 gün felafel yedim ve hiç et tüketmedim. Sahurda da 2 yumurta, haşlanmış yumurta ve eşimle organik mısır alırız, öğütülmemiş. Yumurtaları nereden alıyorsunuz hocam? Ya da yumurtaları söyleyeyim. Tavuk ve yumurtamızı kayınçomun organik tavuk çiftliği var. Kayınçom getiriyor yumurtaları. Şanslısınız. Şanslıyız. Tavuk düdüklüde 2 saatte pişiyor. İşte. Ama organik olmayan, yani piyasanın tavuğu çeşmede sıcak suda yıkarken pişiyor. Yani yıkadıktan sonra yiyebiliriz onu, tavuğu neredeyse. O kadar bir şey. Aynen o kadar. Ve kayınçonun tavuklar da tarlada gezen tavuklar. Yani keyfi yerinde tavuklar. Sahurda da 2 yumurta. Çok güzel. Organik aldığımız mısır tane. Onu mikserde öğütüyorum ben. Yüksek devirli mikserde. Un yapıyorum onu. Onu bir gece suda bekletiyorum, mısır ununu. Eşim çok sever yemek yapmayı. Küçük kızımla da birlikte hamur yoğurmayı çok severler. 2,5 yaşında ufak kız çocuğu. Onunla beraber hamura batıp çıkarlar, yemek yaparlar. 3 gün iftarda felafel yedim. Sahurda da 2 yumurta ve hurma. 1 ya da 2 tane hurma. Hurmaları da şeyden getirdim. Kudüs'ten. Kudüs gezimiz olduydu bizim. Orada Lut Gölü'ne gittiydik. Dünyanın 395-400 metre yer altında. Oradan kilo kilo hurma aldıydık. Eşime şey dedim, bunları Ramazan'a satlıyorum dedim, bu hurmaları. Şekerimi hurmadan aldım. 1 ya da 2 tane hurma. Ve 3 günde tansiyonum 1,5 puan aşağı çekildi. Nabzım düzenli bakar, meraklıyım çünkü. 7-8 atış aşağı indi. Orucun da etkisi var hocam. Bununla ilgili çalışmalar evet. Da var. Açlık doğrudan... Oruç muhteşem bir şifa yolu. Evet. Her anlamda. Bununla ilgili şu an çok çalışma var. Mesela dünya şu an Avrupa ülkeleri ift diyeti denilen bir diyet çıktı hocam. Intermittent fasting deniliyor. Açlık orucu deniliyor. Bu diyeti uyguluyor. Diyette açlık yapıyorlar. Bildiğiniz oruç tutuyorlar. Hatta bir gün hiç yemiyorlar. Çok fazla şişleri var. Bildiğiniz oruç tutuyorlar. Ve buna yapılan çalışmalarda bağışıklığı güçlendirdiğine dair ben çok çalışma okudum. İştahı kontrol ettirdiğine dair, şekeri dengelediğine dair, tansiyonu dengelediğine dair. Çünkü burada da şu oluyor. Vücudu dinlendiriyoruz. Çünkü 12 ay boyunca bu mide, bu bağırsaklar, bu kalp her şeyle tam takır böyle hızlı hızlı çalışıyor. Ona bir gün dinlenme fırsatı verdiğinizde o da dinleniyor. Kendini yeniliyor. Açıkçası olay bu. Bir de hocam açlık durumunda vücut kendini yeniliyor. Vücutta açlık durumunda enerji kalmadığı için vücut bütün toksinleri temizlemek yiyor. İçin kanala atıyor. Kanala atınca biz onları atıyoruz. Vücut böylece kendini yenilemiş oluyor.
Olay böyle oluyor ama çok şanslısınız. Hem tavuğunuz hem yumurtanız bence çok iyi. Çünkü şu anki tavuklar da çok sıkıntılı hocam. Yani büyüme hormonu var işlerinde. Hepsinde şöyle, o mısır soyayla besleniyorlar. Bir de tavuk endüstri olmuş artık. Yani bir endüstri var, kuruluş diyor ki ben bunu patentledim diyor hocam. Bu yumurtayı için diyor, bu eti için diyor. Bunu üretici firma alıyor. Önce gagalarını kesiyor birbirini stresten gagalamasınlar diye. Sonrasında hocam bunlara bir yem üretmişler. 1.7 kilo yem veriliyor, bunlar 1 kilo alıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi hocam? Düşünsenize biz günde çok rahat 1.7 kilo yersek yani 40 günde 40 kilo alırız. Yani nasıl bir yiyecek bu, değil mi? İçerinde ise mısır var, soya var. Hepsi GDO'su değiştirilmiş. Bunları yediğinde tavuğun bağırsaklarındaki sistem bozuluyor. Yani mikrobiyata bozuluyor. Milattan önce hocam Hipokrat şunu söylemiş. Bütün hastalıklar bağırsakta başlar. Bağırsak hasta ise vücudun geri kalan kısmı hastadır demiş. Bu şekilde başlıyor. Onlarda da aynı. Onların bağırsakları bozuluyor. Hormonları bozuluyor. Aslında onlar da şeker hastası oluyor. O tavuklar. 40 gün olmadan kesiliyor. Ben 26 günde hocam, 26 günde kesime gidiyor tavuklar. Yani 26 40'a bile gelmiyor. Yumurtadan çıkıyor civciv. 26 gün sonra tavuk değil. Piliç hocam, olarak şöyle bir kesiliyor. Ben evet. Yapmıştım. Mesela bu 48 günlük 2008 yılındaki bir tavuğun ölçüsü. Bu ise 1950 yılında daha 70 günlük yani. Bu ondan evet, büyük ama aralarındaki ölçü farkını görüyoruz gerçekten. Ben o 70 yılının tavuklarını hatırlıyorum. Rahmetlik babaannem beslerdi. 8 yaşındaydı tavuk. Ve hindi kadar bir şeydiler ama 8 yaşındaydılar. Hocam şimdi son 7 dakikaya girdik. Senden bir ricam var. Tabii ki hocam. Bize hayatımıza almamız için 5-6 tane besin söyle. Hayatımızda azaltmamız için 5-6 tane besin söyle. Hayatımızdan komple zaman içinde çıkarmamız için de 5-6 tane bize besin söyle. Yani bunlar bu fabrikaya kötü. Bunlar idare eder. Bunları alın fabrikaya. Alın. Hocam öncelikle alacağımız besinlerden başlayalım. Kesinlikle yumurta kesinlikle tüketmemiz gerekiyor. Çünkü yumurta anne sütünden sonra protein kalitesi en yüksek besindir. Yumurta bir numaradır. Yani anne sütünden sonra en kaliteli proteindir. İki tane yumurta yenilebilir ama iki yumurta yenirse biri sarısı yenmesin. Çünkü kolesterolü yükseltebilir. Bir yumurta tüketilebilir. Bu en güzeli. Bir diğer hayatımıza sokmamız gerekecek besin hocam kefir. Kefir eskiden çok bilinmiyordu ama şu günlerde artık çok daha sofralarımıza girmeye başladı hocam. Özellikle kefirde şöyle bir şey var. Sütün yararı hocam 10'sa yoğurdun yararı 100, kefirin yararı 1000. Çünkü probiyotik bakımından çok daha değerli. Bağışıklığı güçlendiriyor. Çünkü bizim bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri var. Bu bakterileri biz aldığımız şekerlerle, tatlandırıcılarla vücudumuzdan sürekli azaltıyoruz. Onları öldürüyoruz. Onları bir yerde bizim desteklememiz gerekiyor. Bir diğer benim önereceğim şey hocam, mor renkli besinler. Mor ve kırmızı renkli besinler. Bunlar antioksidan, antioksidanlar bakımından oldukça zengin. Antioksidan ne demek hocam? Vücutta kanser hücreleri oluşuyor ya da oluşmaya meyilli oluyor. Böyle bir durumda kişinin bu kanser hücrelerini, pardon hocam, kanser hücrelerini baskılaması için renkli beslenmeye ihtiyacı oluyor. Mor renkli besinler bu işi çok güzel görüyor. Diğer bir dört numaralı besin ise hocam kesinlikle balığı hayatımıza eklememiz gerekiyor. Kesinlikle balığı hayatımıza ekleyelim. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi 1980'li 1900'lü işte küreselleşmeden önceki beslenmede bir omega 3 omega 6 dengesi var hocam. O bozuldu şu an. Bozuldu evet. Yani o dönemde omega 3 omega 6 dengesi omeganın 3'ün lehineydi. 2'ye 1, 3'e 1 şeklindeydi. Şimdi ise hocam bu oran 30'da 1'lere, 20'de 1'lere çıktı. Ki buradaki omega 3 biliyorsunuz anti-inflamatuar. Yani vücuttaki inflamasyonu, yaraları azaltacak en önemli etken buradaki. Diğeri ise hocam omega 6 tam tersi vücuttaki inflamasyonu artıracak faktör.
bu şekilde vücudumuza bir diğer benim önereceğim şey bol yeşillik. Her zaman hocam. Çünkü Hunzalar var, Alaskalar var, Okinawa'da yaşayanlar var. Onlar 70 yaşında bile fertiller hocam. 120 yaşına kadar yaşıyorlar. Az et yiyorlar. Bol su içiyorlar. Stresini ilaçla değil, meditasyonla, sosyal ilişkilerle gideriyorlar. Az ve öz yiyorlar bu insanlar. Ve 120 yaşına kadar da yaşıyorlar. Ve hayatımızdan çıkarabileceğimiz besinlere gelirsek ilk beşte bunları saydıktan sonra hocam. Bunlar girecek olanlar. Bunlar girecek olanlar saydı. Hayatımıza evet. Bunları yeşillikleri alıyoruz. Kefirimizi alıyoruz, yoğurdumuzu alıyoruz. Turşu tüketebiliriz hocam. Aynı şekilde özellikle lahana turşusu, pancar turşusu. Bir de aldığımız etin kaynağı çok önemli. Lütfen buna dikkat etsinler. Mesela et kemik suları kaynatılıyor ama o ineğin kemiğinde ağır metal biriktiyse o ağır metali doğrudan biz alıyoruz. Gidiyor beyinde birikiyor. Sonrasında Alzheimer oluyoruz. Yani bunlar yavaş yavaş gelir. Sıkıntı da burada zaten hocam. Sıkıntı da burada oluyor. Hayatımızdan uzaklaştıracağım sizin de dediğiniz gibi şeker. En başta uzaklaştıracağım. Çünkü şeker en büyük toksin. Alkolle aynı etkileşimde. Alkol ne yapıyorsa vücudumuza şeker de aynısını yapıyor. Diğer bir tatlandırıcı ürünler, paketli ürünler. Çünkü bunlarda çok fazla MSG'ler var. Çok fazla işte Çin tuzları var. Bunlar yedikçe yediriyor hocam. Aynı Çin şekilde, tuzu da çok tehlikeli. Evet, çok tehlikeli. Ya o epilepsiye kadar hocam, Alzheimer, epilepsi, huzursuzluk, hiperaktivite daim çok fazla bununla ilgili çalışmalar da var. Çok fazla etkileri var. O yüzden ondan da özellikle uzak durulmalı. Paket ürünlerde çok fazla kullanılıyor hocam. Aynı şekilde hayatımızdan uzak tutacağımız şeylerden birisi. Genellikle hocam bir de şey eklemek istiyorum ben. Zamanımız yeter mi? Orayı bilemeyeceğim ama. Bu katkı maddelerinde özellikle çok iyi incelemelerini istiyorum. Özellikle onu bulamadım. Çok önemliydi hocam. Özellikle bu neyse bir saniye hocam. Katkı maddelerinde renklendiriciler, kabartıcılar, emülgatörler bunlar ne kadar fazlaysa o kadar sıkıntılı. Diyet kolalar çok sıkıntılı. Diyet ürünler çok sıkıntılı. İşte bu paketli sütün yoğurdun içerisine katılıyor ya gevrekler, şeker bildiğiniz şekere batırılıyor, çıkarılıyor. Bunlardan uzak durmaları önemli. Hocam son iki dakika diyor ama özür dilerim müsaitsen yayın bitince tekrar ben yayını başlatayım. Çünkü süre yetmeyecek gibi. Sen evet, tatlı hocam. Tatlı şey yap bize. Devam et. Yayın bitince izleyenlere söylüyorum. Kaybolmayın bir yere. Hemen tekrar başlatacağız yayını. Önemli liste çünkü bu. Devam et hocam. Kulağım evet, sende. Hocam aslında şu an devam edecek mi hocam? Devam edecek. Onu söylüyorum. Bir dakika içinde bitecek. Tamam. Bitince ben tekrar başlatacağım. Sen bana el salla yakalayayım seni. Tamam hocam. Tamam sıkıntı yok. Hocam bir de bu besinlerde ben hep şunu diyorum. Yiyecekler ilacınız olsun. İlacınız yiyecekler olsun. Bunları takviyelerde de lütfen aramayalım. Bir de şu an aslında bir fırsat. Hepimiz kendi evimizde çok güzel. Yani artık bir tarla alabiliriz. Çünkü böyle hayaller kuralım. Çünkü her gittiğimiz yere güven olmuyor. Bir de artık her şey hocam 3 boyutlu printer'dan çıkmış gibi meyve ve sebzeler. Çünkü hibrit tohum, kimyasal haşereler, öldürücüler. Hepsi böyle markete gidiyorsunuz birbirinin aynısı. Yani bostanı olan birine sorsak gerçekten hepsi aynı değil. Hepsi birbirinden farklı olması gerekiyor. Ama öyle ki ürünler birbirinin ayrısı. Ve çoğu insan diyor ki ben artık vejetaryen olacağım. Olsa ki hiçbir faydası yok ki. O meyve sebzenin plastikten hiçbir farkı yok hocam. O yüzden elimizden geldiği kadar organik üreticilere destek olmaya özen gösterelim. Çünkü hocam devam sen ediyoruz. Bitiyor. Lütfen tamam şey yap. Az önce bir site verdin ya organik siteyle ilgili. Evet. Lütfen hemen onun postunu ve linkini sen çabucak posta at. Tamam. Ben de yayını başlatayım. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Teşekkürler. Lafa daldım. Mehmet Ali Hanım'ı ikna edersem dedi. Bu koronadan sonra inanılmaz mesaj geliyor bana. Herkes şehirden kaçıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet.
Pınar Pehlivan hocam lütfen bir daha el salla. Heh, yakaladım, dur bakalım. Evet, yakaladık. Evet, eşe dosta haber vereyim Pınar hocam. Tamam hocam. Evet, eşe dosta haber vereyim. Pınar hocam az önce hayatımıza almamız gereken 5 tane gıdayı söyledi. Çıkarmamız gerekeni söylüyordun. Süremiz doldu. Biz çıkarmamız gereken birden itibaren başlayalım tekrardan hocam. Evet hocam. Şekerle başlayalım. Şekerle. Şöyle bir durum var. Hayatımızda bahsettiğim gibi bunu İbn Sina da söylemiş. Aynı şekilde Hipokrat da söylemiş. Bütün hastalıklar bağırsakta başlar. Bağırsak hasta ise vücudun geri kalan kısmı hastadır. Dediğim gibi şekeri hayatımızdan çıkartacağız. Çünkü şeker bağırsakları hasta yapıyor. Bağırsaktaki mikrobiyatayı bozuyor. Bağırsaktaki mikrobiyata bozulduğu an sistem de bozuluyor. Çünkü vücudun en büyük savunucusu, en büyük bağışıklığı güçlendirilen yer bağırsaklar. Vücudumuzdaki hücreden daha fazla bakteri popülasyonu var. Bazen hatta şey diyorlar, biz mi bakteri hücresine misafiriz bile deniliyor. Gerçekten o kadar büyük bir çeşitlilik var. Bir tenis kortunun büyüklüğü kadar bir alan var bağırsaklarda. O yüzden bu dönemde şekeri azaltalım ki, çünkü her yerden alıyoruz sizin de dediğiniz gibi. Bağırsaklarımız bozulmasın, bağışıklığımız düşmesin. Diğer bir etken de hocam, yine bahsettiğiniz gibi mesela fast foodlar, paket ürünler. Çünkü bunlar da kendisine bağımlılık yapacak MSG denilen Çin tuzları var. Bu Çin tuzları şöyle diyorlar, belli bir miktara kadar tüketiminde sıkıntı yok deniliyor. Ama gelip birinin tükettiği o miktarı kontrol ediyor mu? Etmiyor hocam. Yani ben gidiyorum. Neyin kontrolü var ki? Yok işte, yani kişi kendini kontrol edecek. Yani artık böyle saldık, ne olursa olsun durumunda. Zaten şu an Amerika'da bu kadar kişinin ölmesinin nedeni bu. Amerika'da bu kadar yayılmasının nedeni bu. Porsiyonları büyüttüler, her şey paketli. Mandalina bile paketli hocam, görmüşsünüzdür. Yani portakalı soymuşlar, elmayı soymuşlar, onu bile paketlemişler. Ona bile zahmet etmiyorlar. O yüzden paketli ürünler, fast food'dan elimizden geldiği kadar uzak tutacağız. Evde alternatifleri yapabilirler. Çünkü ya çocuklar da istiyor bu arada. Ailede çocuklar da istiyor. Benzerini aile üreleri tam buğdaydan yapar, kendi köftesinden yapar. Ya da ev hamburgerleri oluyor, onlardan yapabilirler. Çünkü o kızartılan yağlar da sıkıntı. Doğrudan kanserojen. Ben kaç kez gördüm. Köfteleri pişirirken bir baktım yağ yanıyor. Yani dükkanları yanıyordu. Hamburgercinin. Yani o yüzden lütfen dikkat edelim. Bir de çocuklar burada çok önemli. Onlar istiyor çünkü ağırlıklı. Bir şeyi neden yememesi gerektiğini hocam siz daha iyi bilirsiniz. Yememesi gerektiğini bilirse o şeyden uzak duruyorlar. Hayır, bunu yemeyeceksin derseniz neden yemeyeceğim? Ama yiyor. Çocuğum bunu yeme, bundan kal. Yani şöyle olur. 10 kez yiyorsa en azından 5'e düşer. Yani bunu biraz bilincini oturtmuş olur kişi. Evet, aynı birinci sırada hocam, şeker. İkinci sırada ne var hocam? Birinci sırada şeker. İkinci sırada fast food paketli ürünler hocam. Evet. Üçüncü sırada ise margarin. Kesinlikle. Margarini. Sen biliyor musun, biz yıllarca Türkiye'de margarinleri, Avrupa zeytinyağlarımızı hocam verdik. Yani karşılığında da margarin aldık insanlardan. Evet. Zeytinyağı ağaçları kesiliyor. Ama evet, şu an herkes de zeytinyağına dönüyor hocam. Zeytinyağı, yani hayatımıza ekleyeceğimiz ilk besin gruplarından bahsetmiştik ya, oraya bile eklenilebilir. Çünkü zeytinyağı çok güzel bir flavonoidler var onun içerisinde. Vücudumuzu yeniliyor. Kremi de oluyor hocam. İçiyorsunuz da yemeklere de katılıyor. Öyle bir mucize. O yüzden margarini hayatımızdan kesinlikle uzaklaştıralım. Çünkü onda da şöyle bir şey var hocam. Trans yağ. Kanserojen bu yağ. Margarinleri doyururken oluşturuluyor. Bunda da aynı şey. MSG'de işte diyorlar ki miktar önemli. Miktarını geçmiyorsan sıkıntı yok. Bunda da kontrol yok ki yine. Yani trans yağ diyor ki 1 gramın altında. Cipsten aldı, margarinden aldı, bisküviden aldı. O 1 gramın üzerini geçti. Sonrasında günlük dozu açtık. Dozu aşınca pirikiyor işte hocam. Sonrasında kanser hastalığı çıkıyor. Nedeni belli değil. Sonra böbrek yetmezliği çıkıyor, kalp yetmezliği çıkıyor, diyabet oluyor. Yani bunlar yavaş sinsi sinsi geliyor. Sıkıntı da burada zaten hocam. Yani biz küreselleşmeyle birlikte neler olduğunu şu an koronavirüste Amerika'daki ölümleri görerek çok rahat anlayabiliriz. Şimdi hocam geçenlerde bir video geldi. Özür dilerim.
Geçen de bir video geldi. Videoda bir doktorun açıklaması var ve açıklamada video doktor diyor ki virüs dedi öldürmüyor insan. Virüs vücuda girdiğinde ciğerlerdeki demir elementine yapışıyor. O da biliyorsun oksijen taşımayla ilgili. Evet. Ve insanlar virüsten değil demir eksikliğinden, damar tıkanıklığından ve dolaşım sistemi probleminden ve obeziteden hayatlarını kaybediyorlar. Ama güçlü şimdi, olanlar kazanıyor. Güçlü olan kazanıyor. Şimdi herkesin internette damar sağlığı için yapması gereken ne varsa araştırması lazım. Yani damarlarımıza ne kadar iyi bakarsak bütün hastalıklar o kadar bizden uzak oluyor. Bununla da ilgili damarla ilgili dolaşım ve vücuttaki sağlık sistemi çok önemli. Strese de çok bağlı. Eğer stresimiz yüksekse bu bizim uykumuzu, beslenmemizi, sürekli gerilmemizi ve vücudumuzdaki pH oranını değiştiriyor. Evet. Şeker, fast food. Şekerden bahsettiniz ya hocam. Aslında kolesterol yükselten en önemli etken de şekerdir. Yağ değildir. Sağlıklı yağ değildir. Tamam, katı yağlar sıkıntılıdır ama o damarı sağlıksızlaştıran en önemli faktör de şekerdir. Gerçekten. Yani şekerin her yerde parmağı var açıkçası. İlki şeker hocam. İkincisi fast food ürünler. Evet. Üçüncüsü margarin. Dördüncüsü ise hocam beyaz unlu gıdalar. Yani gluten. Beyaz unda bulunan fazla gluten. 1950'den sonra bizim buğdayın GDO'suyla oynandığı ve şişirildiği ve içine çok fazla nişasta yani evet. Eklendiği söyleniyor. Bu konuda bilgin var mı hocam? Evet hocam. Şu şekilde gluten normalde bir protein. Bununla ilgili yapılan YouTube'da falan bazı deneyler var. Belki izlersiniz, çok güzel. Hocam şimdi eskiden bir dilim ekmek yediğinizde aldığınız gluten bir çay kaşığı kadardı vücuda. Ama şimdi bir dilim ekmek yediğinizde aldığınız gluten 2-3 yemek kaşığı. Gluten nedir biliyor musun hocam? Glu yapışkan demektir, yapıştırıcı demektir. Öyle bir madde, böyle lastik gibi. Bununla ilgili çok güzel deneyler var internette. Böyle sündürüyorsunuz, bildiğiniz plastik hocam. Ve aynı miktarda biri siyez un, biri tam buğday un, biri beyaz undan yapılan çok güzel deney var. Bunda hocam bakılıyor ki siyezde o gluten böyle parçalı parçalı, hiç plastik gibi değil. Ama tam buğday ve beyaz unda, özellikle beyaz unda hocam, bu kadar, yani bu kadar hamurdan bu kadar gluten çıkıyor ve plastik. Yani böyle kesemiyorsunuz. Onu bağırsakların sindirmesinin imkanı yok. Bunun neticesinde ne oluyor biliyor musunuz hocam? Bağırsaklar bunu sindiremediği için toksin olarak görüyor. Toksin olarak görünce bağırsakta bir savaş başlıyor. O gluten bir yerlere yapışıyor. Oradaki mikrobiyotayı bozuyor. Bunun neticesinde de Hashimoto gibi, sedef hastalığı gibi, bakın bunların hepsi fibromiyajı gibi hastalıklar, yani otoimmün hastalıklara davetiye çıkartıyor. Fazla gluten tüketimi. Yani bu çok detaylı bir konu hocam. Çünkü artık böyle bir hastalık türedi. Vücudun kendine karşı yapmış olduğu savaş. Vücutta sistemler karışıyor. Hani bilgisayar gibi, çöküyor gibi. Yani kendi hücresini tanımıyor. Tiroid hastası oluyor. Gidiyor kendi hücresine savaş açıyor. Bunlar altına yatan en önemli neden. Glutenin fazla tüketimi, işte kimyasallara maruziyetimizin fazla olması, stres, en önemli faktör stres. Hocam belki bununla ilgili biliyorsunuzdur. Zebralar neden ülser olmaz? Yani böyle bir hikaye var. Olmuyor çünkü kafaya takmıyor ama biz her şeyi kafamıza takıyoruz. Kafaya takmayla birlikte insülünü de artıyor, kortizonu da artıyor. Yağlar depolanıyor bir şekilde vücudumuzda. Aynı şekilde gluteni hayatımızdan uzak tutacağız. Diğer uzak tutacağım şey ise tuz. Dediğiniz gibi her yerden alıyoruz zaten hocam. Gerek yok. Yani bir de dolduruyor. Sonunda böbrek yetmezliği oluyor. Ödem oluyor. O yüzden hayatımızdan bunları uzaklaştırmaya çalışmamız gerekiyor. Şu günlerde bir de hocam hayvanlar dışarı çıkamıyoruz. D vitamini eksikliği. Eskiden balıklar, yani şu an çiftlikte yetişiyor balıklar. Mesela denizden aldığımız balıkların bile denize çiftlik kuruyorlar hocam. Omega 3 yok balıkta. Ona da tahıl atıyorlar. Yani
büyük bir mısırla yetiştiriyorlar. Mısırla yetiştiriyorlar balığı. Evet, mısırla. Yani onda da omega 3 yok. Yani o kadar vahim durumdayız ki aslında. Böyle bir durumda hep üreticileri bir şekilde desteklememiz gerekiyor. Çünkü yani bizim ülkemizde nedense pastaneciler, pastacılar, börekçiler batmıyor. Kimler batıyor genellikle? Böyle organik üretim yapanlar, biraz daha dikkat edilmesi kesime işte ürünler üretenler. Çünkü ya onları da destekleyen biziz, onları da destekleyen biz. Eskiden tam buğday ekmeği bulmak çok zordu hocam. Ya biz söylerdik ama şu an herkes buluyor. Yani bu bir talep arz meselesi. Bizler istedikçe üreticiler de ona yönelecek. İnanın çoğu üretici de ön bahçesinde o ürettiği meyve sebzelere haşereleri öldürücü ilaç, işte topraktaki o bitkileri, zararlı bitkileri öldürücü ilaç, zaten hibrit tohum, onlarla üretiyor. Arka bahçesinde kendisini üretiyor. Ben kaç bunu üreticiden duydum, kendi danışanımdan hocam. Diyor ki ben kendi arkamda karpuzlarımı kendim üretiyordum ama gittim bir hormon aldım. Onu karpuzlara attım. Bir haftadan hepsi böyle böyle oldu. Onu sattığınız zaman ve bunu anlatıyor. Yani o yüzden artık bu taşın altına hepimizin elimizi koymamız gerekiyor. Herkes kendi, şu an köyleri boşalttık. Köylere gidelim. Yani tarlalarımızı alalım. Küçük bir yer olsun. Yani en kötü ihtimal balkonlar olabilir. Buralarda kendi üretimimize artık başlamamız gerekiyor. Yani koronavirüs bence bu anlamda bize çok şey aldı götürdü de çok şey de kattı. Hocam şey diyeyim sana, birçok kişi mesaj atıyor. Evin balkonunu, balkonu yoksa bile güneş gören bölümüne saksılarda fesleğen kekik. Kekik ne güzel. Domates yetiştiren var, biber yetiştiren var. Ben herkese söylüyorum, o filizi yeşillendirmeyi gördüğünüzde size motivasyon geliyor. Mesela geçen gün bu maş fasulyesi var ya, küçük. Evet, evet. Maş fasulyesi. Onun videosu geldi önüme. Filizlendiriyorlar onları. Yeni öğrendim maş fasulyesini. Evet. Bugün dün markete gittim. Maş fasulyesi aldım. Suya koydum. Bugün bir açtım kabı. 5 katı büyümüşler, çoğalmışlar. Şimdi bunu niye söylüyorum? Suya koyduktan sonra bir şeyi ve birkaç gün takip ettikten sonra hareket başlayacak ya. Mesela geçen ay böreceği suya koydum. Bazıları iri oldu, böyle iri iri böreceler. Onlardan bir 20 tane 30 tane ayırdım. Kayınvalideme, kayınpederime verdim. Onları bahçeye ektiler. Çapaladık bahçeyi. Ektiler bahçeye. Kayınpederimin arkada, evin arkasında bugün damla sulamasını kurdular. Böyle bir 400-500 metrekare kadar küçük. Kimisi için çok büyük. Sulu tarım yapıyor kayınpeder. Meraklı, emekli oldu. Çok güzel. Orada kendime böyle 30 santime 7-8 metrelik bir kanalda kazdım. Kayınvalidem de börülceleri ekti. Bugün sabahleyin çocukla kontrol ediyoruz börülceleri. Bir karış oldu boyları börülcelerin. Şimdi dün de söyledim, iki türlü izleyici var. Birincisi isyankar izleyici. Aynen bizi şu an şöyle izliyor. Tabii ya, hayat size güzel. Bizim bahçemiz yok. Biz aç mı kalalım, biz ölelim mi modu var. Bu eski Bülent modudur. Bu kafada ben devam ettiğim sürece hep Atalan Üsküdar'ı geçerdi. Ben de sahilden bakardım, el sallardım insanlara. Yapabilen insanlar beni teşvik ediyor yapabilmeye. Pinterest diye bir internet sayfası var. Orada girin, tarım saksısı ya da meyve saksısı diye araştırın. İnanılmaz ahşaptan, üretimi çok kolay saksılar var. Dama koy. Bahçe, evin bir köşesine koy, balkona koy, fark etmez nereye koyduğun, bir yere kapının koy. Kapının önüne koy, her yerde. Kapının önüne koy ki Türkiye'de şu an tarım arazilerini halka dağıtmaya başlamışlar. Bunu araştırın. Bunun haberi geldi bize. Bir şekilde ekip hocam. Bir şekilde ekip biçmemiz lazım arkadaşlar. Ve biz çocuğumuza matematik, kimya, fizik, biyoloji, İngilizce, Almanca, her şeyi öğretmeye çalışıyoruz ya, edep, adab, iman, ilim, Allah sevgisi öğretmeye çalışıyoruz ya, bunların içine bir tane daha koymamız lazım. Hayatta kalma yetileri
öğretmemiz lazım çocuklara. Çünkü ben düşünüyorum ki, ki bunu Gönül Gözü kitabında da yazdım. Bu korona birinci dalga. Bunun arkası gelecek. Bu lütfen böyle geçtikten sonra hemen böyle AVM'lere, lüks tüketimlere hiç gitmeyin arkadaşlar. Tam tersine sigara içenlere şunu söylüyorum. 35-40 paket sigara bir çeyrek altın yapar. Avrupa'dan bizi izleyenlere söylüyorum. 15 paket sigara bir çeyrek altın yapar. Şu anda itibaren lüks tüketimi durdurun. Gereksiz harcamaları durdurun. Altın alın. İnternete girin, ilanlara bakın arkadaşlar. Büyük şehirlerin dışında özellikle içinde su kuyusu olan yerler çok kıymetlidir. Ve tarlalarda da belli imar izni var. Bir ya da iki odacık kadar yapabilmen için. Şöyle, ailenle gidebileceğin B planın olsun her zaman. Şimdi yine söylenenler var. Bizim paramız yok, biz ne yapacağız? Ben de eskiden böyle söylenirdim. Sonra kendi kendime şu cevabı verdim. Bülent, sen yıllarca başkalarına kullandırdın bütün kaynaklarını. Kendin için hiçbir şey yapmadın. Bundan sonra kalan ömründe kendine, ailene de bir şeyler yap. Ve kendine ve ailene de bir şeyler yaparken gereksiz masrafları bırak. Ve hayali olanlarla da hayalini birleştir. Yani bende iş gücü var. Ben belki marangozluk biliyorum. Arkadaşımın da ekme gücü var. Yani evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 10 tane tohum ekeyim, 5'i çıkıyor. Arkadaşım 10 tane eksin, 10'u çıkıyor. Bu da eli bereketli. Al sana takım arkadaşı. Biri tarlayı alır. Biri içinde çalışır. Birlikte hareket edersiniz. Bunların çok örneği var bende. O yüzden sen dediğin gibi hocam, bir yerlerden tarla edinelim ve köylere, sulak yerlere geri dönelim. Evet hocam, seni dinliyoruz. Hocam ben şunu da eklemek istiyorum. Her canlının takdir edilen bir ömrü var. İnsan evet. olduğu için bu takdir edilen ömür hocam 120 yıl. İnsan sağlıklı yaşasa 120 yaşına kadar çok rahat yaşayabiliyor. Ama şu anki beslenme programımızda, yediklerimizde, içtiklerimizde olay şu şekilde seyrediyor. 60 yaşında ameliyata başlıyor. 65 yaşında iki merdiven çıktığında nefes nefese kalıyor. Ömrünün son 10 ayında hastanelere gidiyor. Son 10 yılında hastanelerde sürekli, son 10 ayında kolunda her yerinde kateterlerle resmen işkence çekerek ölüyoruz. Ama insanoğlu bunun için yaratılmamış. İnsanoğlu peki bu kimin elinde? Kişinin yine kendi elinde. Ne yediğiyle, ne içtiğiyle bu tamamen bizim kendi elimizde. Yani bir kaplumbağa 300 yıl yaşıyor. Bir balina 200-250 yıl yaşıyor. Bir insan 120 yıl yaşıyor. Ve bunu eskiden siz de biliyorsunuz. Ölümler tarlaya gidermiş, çalışırmış, sabah uyanırmış. Ya uyanmazmış yani. Ölüm bu şekilde olurmuş. Böyle ama çok duyardım resmen, eskilerden. Evet ya eskilerde hocam 90-100 yaşında 3. nesil dişi çıkanlar olurmuş. Belki çevrenizde vardır. Yani var. Biz öyle bir yaratılmışız. Öyle bir canlıyız. 90-100 yaşında 3. nesil dişi çıkacakken tam tersi sürünerek, yani tabiri caizse gerçekten ben hastane ortamında çok görüyorum. Sürünerek kateterlerle, kanlarla ölüyoruz. Yani bu şekilde yaşamak için yaratılmadık. Bu beden de bize bir emanet. Yediklerimizde, içtiklerimizde, soluduklarımızda kendimizi severek kendimizi işkence etmeyeceğiz. Bazen de farkında olmadan yediklerimizi, içtiklerimizi aslında kendimize, kalbimize işkence ediyoruz. Kendimizi idam ediyoruz. Evet, evet gerçekten. Yani Allah onun için vermemiş bize. O kalp soracak onu. O böbrek soracak onu. Konuşacak, hepsi dile gelecek. Sonuçta çünkü bunun hepsi bizim için bir emanet. Bize bir emanet. O yüzden hocam layıklı bir şekilde inşallah yaşamayı nasip etsin Allah. İnşallah hocam. Şimdi bize çok güzel tavsiyelerde bulundun bu akşam. Niyet ediyorum bizde de bunları uygulayabilecek irade olsun. İnşallah. Ben hayatımdan gazlı içecekleri %95 azalttım. Gazlı içecekleri azalttım. Hocam çok su içmiyorsunuz siz. Suyu günde 2,5 litre içiyorum. Ben canlı yayınlarınızı izliyorum da. Canlı yayında bak şu an bardağım. Sahurdan, iftardan sonra bu 4. bardak. O çok güzel o zaman hocam. Yaklaşık 500 mililitre, 2 litre içtim. 7,5'tan şu ana kadar 2 litre içtim.
Sahurda da 2 litre daha içiyorum. Eskiden günde 1 litre içerdim 20'li yaşlarda. 35 yaşımdan sonra 2,5 litreye çıktım. Ama canlı yayınlarda yayın başlamadan önce su stoğu yaparım. Bittikten sonra su stoğu yaparım. Mesela benim seminer yaptığımı bilen arkadaşlar şöyle. Gece yatmaya odama çıkacağım da yanıma 1,5 litrelik su alırım. Sabaha kadar o 1,5 litreyi uyanır içer yatırım. Uyanır içer yatırım. Gece seminerde kaybettiğim suyu almak için. Peki hocam. Kahve ve çay konusunda da tavsiyelerini alayım. Dozları bir öğrenelim. Ve biz bu yayını tekrar yapalım seninle başka bir tarihte. Tamam hocam olur. Evet, çok biraz bereketli konu, oldu. Konu çok geniş hocam. Yani her yerden bahsetmek istiyorum açıkçası. Evet. Çünkü konu sağlığımız. Yediklerimiz, içtiklerimiz olunca. Hocam öncelikle su konusuna da ben bir değinmek istiyorum. Evet lütfen. Çünkü suyu birden içiyoruz genel anlamda. Sahur, iftar başlıyor. Yudumlamış litreler lazım. Ya da normal hayatta da ben su içerim diyor. 2,5 litre içiyor. 1,5 litre pet şişe alıyor. Birden içiyor. Bunun hiçbir yararı yok. İçtiği an tuvalete gider. Aksine yük. Hani siz mide dolmasından bahsettiniz ya. Mide bir kastır. Onu nasıl doyurduğumuz kendi elimizde. Onu eğer az doldurursak mide daralır. Eğer çok doldurursak bu suyla da oluyor. Üzerine çok fazla içine 1,5 litre birden mide şişiyor. Sonrasında hep böyle kalıyor. Çok yemek istiyoruz. O yüzden lütfen suyu birden içmesinler. Yudum yudum içmeye özen göstersinler. Kahveye gelecek olursak günde 2 kupadan fazla lütfen kahve tüketmesinler. Özellikle yatmaya yakın kahve içilmesini çok önermiyorum. Her ne kadar çoğu kişi de uykusuna etki etmese de bünyesine alışık olmasa da farkında olmadan uykusunun kalitesini etkiliyor. Çünkü kafein. Her ne kadar o yok ben uyuyorum dese de o kafein bir şekilde uykusunu etkiliyor. Çayları da hocam açık, şekersiz olduğu takdirde gün içerisinde 7-8 normal bardakla sınırlandırılırsa çok güzel olur. Çayları yemekten hemen sonra içilmemesi çok önemli. Çünkü demir yemekteki vitamin, için. Minerallerin emilimini azalttığı için. Bir de yine sıvı olduğu için yine mide asidini seyreltiyor. Yine sindirimi zorlaştırıyor. Bu şekilde dikkat ederlerse çok mutlu oluruz. Aynı şekilde kahveyi, mesela bazen tatlı krizleri çok olanlar var hocam. Bir o grup da var. Siz o grubu belki bilmiyorsunuz. Gerçi siz bakışıyordunuz tatlıyla ama. Mesela kahve çok güzel tatlı krizini bastırır. Bir de tatlı krizinin altında yatan en önemli neden hocam magnezyum eksikliğidir. Probiyotik eksikliğidir. Bazen de işlenmiş gıdalarla çok beslendiğimiz için bağırsağımızdaki kandida denilen mayalar var, mantarlar var. Onları artırıyoruz. Ve onların en çok sevdiği yiyecek ise şekerli yiyecekler, tatlılar. Aslında bir yerden sonra onlar mı tatlı istiyor, siz mi istiyorsunuz? Karışıyor. Bağırsağımız da bir beyin aslında. Evet, evet. İkinci beyin deniliyor. Çünkü beyinle bağırsak arasındaki, vücuttaki en büyük sinir ağı hocam, beyinle bağırsak arasında. Vagus siniri. Nefes yani ne kendi... yersem o olurum aslında. Evet. Doğru mu? Evet, doğrudur hocam. Ne yerseniz osunuz. Gerçekten doğru. Evet hocam. Senden ricam bu organik tarımla ilgili siteyi hocam, bize bir... Hocam onu hikayemde paylaştım. Tamam. Şeyde postu olarak paylaşmadım ama hikayemde etiketledim de. Alacağız onu. Birazdan ben de takip edeceğim. Evet. Hocam onda şöyle bir şey de var. İmza kampanyaları da var. Şu an hocam Türkiye'de ben çok konuyu açıyorum ama 41 tane pestisit madde kullanıyor. Kimyasallar. Bu kimyasallar Türkiye'de son 4 yılda kullanımı %51 oranında artmış hocam. %51 oranında. Ve bu kimyasalların %8 tanesi, 41 pestisitin 8 tanesi doğrudan temasla kanserojen. Temas ettiği an zaten her yerine giyiniyorlar, öyle sıkıyorlar hocam. 12'si, geri kalanların çoğu ise çocuklarda erken ergenlik, işte meme kanseri, testis, aynı şekilde bağırsak florasında bozukluk, kısırlık gibi hiperaktivite hocam etrafınızda çok görüyorsunuzdur. Çok fazla hiperaktif çocuk var. Düşük IQ bunlara çok neden oluyor. Bu site çok güzel bir sivil toplum örgütü. Kendi sayfalarını da paylaşıyorlar. O yüzden bir imza kampanyaları da var. Ona da imza atılırsa çok iyi olur. Çünkü şu an bir çalışma var. Bazı pestisitler Türkiye'de yasaklanacak. İnşallah. Bununla ilgili. İnşallah şu an bir toplama yapıyorlar, imza toplaması. İnşallah güzel sonuçlar alacaklar.
Biz oradan da canlı yayınlar yaparız tanıdık varsa. Güzel olur. Seslerini duyuralım biz de. Evet hocam. Şimdi bu akşam bu yayını izleyen herkese bir hediyemiz var bizim. Onu söyleyeyim. Bizim Evren'in İlahi Dili kitabımız var. Evet, Evren'in İlahi Dili kitabı. Diyetisyen Pınar Pehlivan'ın sayfasını ve Bülent Gardiyanoğlu'nun Instagram sayfasını takip eden ve profilde, benim profildeki linkte bir video var. Videodaki yapması gerekeni yapan herkese Evren'in İlahi Dili kitabının seslisi, benim sesimden seslisi hediye diye. Bu kitapta ne var? Hayatın dibe vurmak üzere ya da dibe vurdu. Ya da yuvan dağılıyor ya da işler ters gidiyor. Her şey ters gidiyor. Nasıl bunları ya da korktukların başına geliyor. Bunları nasıl düze alacağını, nasıl düze çıkacağını gösteren var size değil mi? Evet, bizde var hocam. Evet. Ama sizin bir kitap. Sesinizden dinlemek. Evet, aynı kitap. Evet, bizdeki aynı kitap şu an. Bu kitap, bu videoyu ne zaman izlerseniz izleyin. Yani 10 gün sonra da izleseler bu videoyu. Benim profildeki linki tıklasınlar. O linkte. Hocam ben de duyurusunu yapacağım. Evet, linkte. Nasıl uygulamamızı, cep telefonu uygulamamızı indirip ücretsiz dinleyeceklerini anlatıyorum orada. Evet Pınar Hocam, biz çok gönlümüz mutmain oldu, keyif çok aldı. Birçok kişinin birçok sorusu var. Kişiler sağlıklı beslenmeyle ilgili ya da doymuyorum, yiyorum, doymuyorum ya da bana bir diyet planı çıkarır mısınız diyenlerle ilgili sizin diyet kliniğiniz var yanılmıyorsam. Profesyonel hizmet de veriyorsunuz benim anladığım. Pınar evet, Hocam'ın hocam, DM'den Pınar Hocam'a mesaj atabilirsiniz. Doğru mu? Evet hocam. Şu an biz Ankara'dayız. DM'den mesaj atabilirler. Zaten yeriniz nerede biz, Ankara'da? Hocam biz Ankara'da Çukurambar bölgesindeyiz. Şu an kliniğimizi kapattık ama bu süreç aslında bizi çok etkilemedi hocam. Biz çünkü teknolojinin şey gerekliliklerini evet kullanıyorduk. Şu an çok güzel online çalışıyoruz. O yüzden hatta evdeyiz daha güzel oluyor diyoruz. Bu şekilde. Maşallah. Herkesi de bekleriz inşallah. Ücretsiz Ankara'da olanlar varsa ücretsiz gelip vücut analiz cihazlarını yapabiliriz. Her zaman ofisimize bekleriz. Evet, niyet ediyorum bu olay üstümüzden kalksın. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Güzel eşine de sevgilerimi iletiyorum. Mutfakta yardıma devam. Tekrar program çıkaralım ve evet, yayınımızın tekrarını yapalım. Birçok kişi mesaj atıyor tekrarını. Evet, soru cevabı da yaparız. Hazırlanırız. İyi bak kendine. Allah'a emanet ol. Biz de hocam hayırlı Ramazanlar. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar.